Futbol Vizyon'dan merhaba sevgili izleyicilerim. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir YouTube videosuyla karşınızdayız. Gündemimizde Beşiktaş var. Beşiktaş'ın gündeminde neler var onları sizlerle paylaşacağız. Tabii ki Beşiktaş şimdi hemen önümüzde oynanacak olan Antalya Spor maçından galibiyetle ayrılıp bir seri yakalama peşinde. Bu manada Burak Yılmaz'ın büyük bir çaba sarf ettiğini söyleyebiliriz. Ama bunun dışında neler var derseniz tabii başkanlıkla ilgili mücadelenin devam ettiğini, başkan adaylarının çalışmalara başladığını, Ahmet Nur Çebi'nin sürpriz açıklamaları olduğunu söyleyebiliriz. Hemen şöyle söyleyelim. Monçi Beşiktaş'ın genç yıldızını takibe aldı. Transfer etmek istiyor. Ahmet Nur Çebi ile Emre Kocadağ arasında bir gerilim yaşandı. Yani ondan biraz bahsedeceğiz size. Ee, bir oyuncu 13.560 euroya dakikası 13.560 euroya oynuyor. Beşiktaş'ta gerçekten çok büyük bir sıkıntı. Peki Antalya Spor maçında sakatların son durumu nedir? Bundan da bahsedeceğiz ve bir iki tane de istatistik vermek istiyorum. Gerçekten de Beşiktaş'ta 90 dakika tüm maçlarda oynayan oyuncu var mı yok mu? Bununla ilgili de bilgi aktarımını yapmaya çalışacağım. Şimdi önce bir kere en çok merak edilen noktadan başlayalım. Şu Antalya Spor maçı ile ilgili gerçekten liste uzadıkça uzuyor. onu özellikle söylememiz lazım. Rozie, Amarti, Talha, Omar Koley, Emrecan Uzunan, Masuaku, Umut Meraş, Tayfur Bingöl, Raşit Gezal ve Abu Bakar. Bu noktada yani bu kadar çok oyuncunun sakatlığının olması gerçekten de sıkıntı. Tabi sakatlık demeyelim. Roziye ve Abubakar'da hastalık var. Emrecan Uzunan ve Tayyip Talha'nın zaten uzun süreli bir sakatlığı vardı. Onu da söylememiz gerekiyor. Ve bu manada baktığımızda Beşiktaş gerçekten eksik bir kadroyla Antalya'ya gidiyor desek yanlış olmaz. Bu arada... Abu Bakar'ın 3 gün hastanede kaldı dönme ihtimali konuşuluyor ama zor olacağını söyleyebilirim. Belki listeye alınabilir son dakikalarda kullanmak için böyle bir şey olabilir diye düşünenler çoğunlukta. Ben de yaptığım istihbaratta oynamayacak gibi bir bilgi aldığımı söyleyebilirim. 5 Kasım pazar günü saat 19'da oynanacak Antalya Spor Beşiktaş maçı. Aslında bu maçla beraber Beşiktaş'ta gerçekten çok ciddi bir ...Kasım trafiği var. Kasım trafiğinden kastım şu... ...Antalya Spor Deplasmanı'ndan sonra Bodoglimt... ...Başakşehir, Samsun Deplasmanı ve Kulüp Brüj maçları var. Yani Beşiktaş'ta Kasım ayı bayağı bir hareketli geçecek. Onu da özellikle söylememiz lazım. Ve bu süreçte işte bu hastalıklar, sakatlıklar vesaire nedeniyle de... ...Beşiktaş'ta tüm maçlarda oynayan tek bir oyuncu dahi yok. Bunu özellikle söyleyelim Süper Lig'de... Peki bak kimler var derseniz Saşaboy, Boy, Muslera, Uğurcan Çakır gibi dört büyüklerde oynayan oyunculardan bunların tüm maçlarda oynadığını söyleyebiliriz. Bu arada tabii Abu Bakar'ın golcülük konusundaki başarısını bir yere yazarak enteresan bir notu da iletelim size. Yani Beşiktaş'ta çok gol atan oyuncular listesine henüz aktif bir oyuncunun giremediğini söyleyelim. Ee, şöyle söyleyelim birinci yani aktif bir oyuncu derken ilk üçten bahsediyorum ilk dörtten bahsediyorum. Ee, Beşiktaş'ta en golcü oyuncu Feyyaz Uçar 279 maçta 164 golü var. İkinci Mehmet Özdilek 484 maçta 148 golü var. Üçüncü Ali Gültiken 234 maçta 98 golü var. Ve dördüncü bir yabancı Bobo 94 golü olduğunu söyleyelim Bobo'nun bu da vereceğimiz notlardan bir tanesi. Şimdi şöyle söyleyelim önce bir kere başkanlıkla ilgili noktaya gelelim. Başkanlık konusunda Hasan Arat zaten çok çok önceden başkan adayı olduğunu açıklamıştı ve Serdal Adalı'ya çok ciddi bir şekilde övgüler yağdırdı. Hatta kendisini hapishanede ziyaret ettiğini söyledi. Beşiktaş için hem maddi hem manevi büyük külfetlerin altından kalktığını söyledi. Yani Serdal Adalı'ya Beşiktaş Kulübü'nün ben dahil herkesin teşekkür etmesi gerekli dedi. Bu tabii ki bir güzel bir girişim. En azından bir haklının hakkının teslimi anlamına geliyor ki güzel bir girişim bunu özellikle söyleyebiliriz. Şimdi Hasan Arat'ın adaylığı tamam, ee, Serdal adalı konusu henüz belirsizliğini sürdürüyor. Ama bir önemli nokta var ki Emre Koca da. Emre Koca da çalışmalarına başladı. Ee, ancak Ahmet Nur Çebi ile aralarında bir gerilim olduğunu söyleyebilirim. Bunun iki tane nedeni var. Bunlardan bir tanesi henüz Ahmet Nur Çebi ben Başkan adayıyım ya da değilim demediği için. Buna rağmen yani bunu söylememesine rağmen Emre Koca doğan çalışmalara başlaması bir sıkıntı oluşturabildi. Onu söyleyelim. İkincisi de önemli bir nokta Emre Koca da başkanla bazı konularda. Aynı fikirde değildik, ortak görüşümüz değildi bazı konular dedi. Bu da Ahmet Nur Çebi'yi biraz kızdırdı. Yani aralarında bir gerginlik oluştuğunu söyleyebilirim. Şu aşamadan sonra sanki şöyle bir görüntü var. Ahmet Nur Çebi aday olsa da olmasa da Emre Koca'da çalışmalarını sürdürecek gibi görünüyor. Benim kanaatimi söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim, Emre Koca'dan Sergen Yalçın'la görüştüğü. Başkan olması halinde Sergen Yalçın'ı takımın başına getireceği ki bir başkan adayı Hasan Arat'ın da böyle bir düşüncesi vardı. Bunun dışında Burak Yılmaz'ın da takımda kalabilir olduğunu söyledi. Bu manada bakacağız. Tabii bunlar çevrelerinden alınan bilgiler. En sonunda çok farklı noktaya gelebiliriz. Ama şu andaki genel görüntünün böyle olduğundan bahsedelim. Şimdi Ahmet Nur Çebi, Emre Koca'da gerginliğinden bahsettik. Ahmet Nur Çebi ile ilgili söyleyeceklerim var. Yani Ahmet Nurçebi tamam, Beşiktaş'ın haklarını korur, Beşiktaş'ı sever, Beşiktaş'a her türlü fedakarlığı yapar ama bunlar bazı konularda yanlış yaptığı gerçeğini değiştirmez. Onu özellikle söyleyelim. Şimdi önce bir kere onun görüşlerini söyleyelim. Ahmet Nurçebi diyor ki e, benim kongreden yana bir tereddütüm yok. Kaybedecek olsam da girerim, kazansam da kaybetsem de girerim diyor. Tamam, henüz karar vermedim diyor. Ya yani şimdi burada benim bir itirazım var. Ya yani neye karar vermediniz ya? Beşiktaş başkanlıkla ilgili makam evet var gibi görünüyorsunuz ama ya 100. yıl formasını bildirmiyorsunuz. Yani o kadar başka noktalara kaptırmışsınız ki konuyu ya yani bu noktada artık yani şurada seçime kalmış 26'sında normalde seçim var. 3 Aralık diye düşünmeyin. 26'sında çoğunluk olsa seçim olacak. Ve siz hala ayın 3'ü olmuş, 3 Kasım olmuş. Başkan adayı olacak mıyım, olmayacak mıyım önümüzdeki hafta açıklayacağım diyorsunuz. Bence çok yanlış. E, tavrınızı koyun ki bir de insanlar mesela baş, yani başkanın altında görev yapacak, başkanlık altında görev yapacak, yönetimde görev yapacak bazı insanlar vardır. Sizin pozisyonunuza göre pozisyon alacaktır. E, bir an önce söyleyin ki onlar da pozisyon alsın. Önümüzdeki hafta açıklayacağım diyor. Bir hafta sonu diyor. Bir e, işte önümüzdeki hafta diyor. Yani geçen seferki gibi şu maç bitsin de onun sonucuna göre gibi bir düşünce varsa çok büyük bir yanlış. Şimdi burada bir önemli nokta daha var. Şenol Güneş ile ilgili bir noktası var. Onu söyleyeceğim. Şenol Güneş bütün transferlere onay verdi diyor ve Onan'a da iyi bir oyun Onananın da iyi bir oyuncu olduğuna inanıyorum diyor. Ona da onay verdi diyor. Şimdi acaba tabii Şenol Güneş'in üzerine mi yükleniyor transferlerin faturası? Hatta Bahtiyar Zaynettinov'u çok istedi diyor. Yani onu özellikle istedi. Olabilir. Onu istemiş olabilir. E, yerli e, statüsünde oynayacağı için ama e, iş biraz e, gerçekten de Ahmet Nur kararsızlığı üzerinden yürüyor onu söyleyeyim. E, on, o noktada e, vurgulayacağım şey var yani bana çok kişi telefon açıyor Başkan aday. ol. onları çok gördük onlar olabilir. hatta seçim de kazanabilirsiniz ama türbünleri kazanabilmek şu anda mümkün değil onu söyleyeyim. Bir önemli nokta daha var onu da söyleyeceğim e, yani dostacı söyler bunlar önemli. E, e şöyle %99 şampiyonuz dedin başkan. Şimdi kaç puan geridesin hesabını bile yapmak zor. Döndük bir başka noktaya. E, 20, şimdi de diyor ki 28 maç var her şey tersine dönebilir. Yani 28 maç var her şey yani ne tersine dönebilir? Yani bu noktada hem Beşiktaş, Beşiktaş'ın hem Fenerbahçe hem Galatasaray'ı geçme ihtimalini konuşuyorsanız bu tabii ki var. Matematik olarak var. Ama kadrolar, oynanan oyunlar, iç karışıklıklar, teknik direktör belirsizlikleri, başkan belirsiz bu ortamda nasıl olacak onu anlamakta zorluk çektiğimi net bir şekilde söylemek istiyorum. Yani Ahmet Nurçevi'nin bu noktadaki sözlerine pek katılamıyorum. Ayrıca şunu da söyledi. Bugüne kadar niye durdunuz diye soracağım bir konu. Salih Uçan'la ilgili orta yolu bulmak üzereyiz anlaşma an mesela. Ya başkan yani lütfen yani ya Cenk'le Salih Uçan çok Tam bu işlerin bitirilmesi lazımdı. Ee, neyse, yani e, bu noktada duralım e, ki e, yani Beşiktaş'a da zarar vermememiz gerekiyor. Hiç kimsenin ben dahil kimse zarar vermemesi lazım. Onun için bu noktada biraz daha dikkatli olmak lazım. Hemen bir, bir önemli konudan bahsedeyim. Monchi biliyorsunuz Sevilla'dan Aston Villa'ya gitmişti. Şimdi Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy'u Takibi aldı yani gündemine aldı. Bakalım e, bu gündemden ne çıkacak bunu bir kere söyleyelim. Bir önemli nokta daha var demiştim size. 13.560 Euro'ya dakikası 13.560 Euro'ya geldi. Kimden bahsediyorum? Anterebiç'ten 2.780.000 Euro kazanıyor kazandı diyelim. Çünkü artık onu hak ediyor sonuna kadar oynasa da oynamasa da vereceksiniz. Ben gidiyorum dese de vereceksiniz ve e, kulüp e, aradığı bilgisini aldık çünkü Burak Yılmaz kendisini istemiyor hatta. Milan News'da yer alan habere göre de net bir şekilde Ante Rebic Ocak'ta Beşiktaş'tan ayrılacak. Onu da söyleyelim. Bu kadar isteksiz bir oyuncunun Beşiktaş'a katkısının da fazla olacağını düşünmüyorum. Çok büyük bedeller ödeniyor bu noktada. Evet beni izleyip dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Yeniden görüşünceye kadar hoşçakalın.